Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, taze makarna severler bugün sadece iki malzemeden lazanya hamur tarifi vereceğim. Eğer makarna seviyorsanız, lazanya seviyorsanız arkadaşlar bir de lazanyayı taze makarnadan yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Aradaki lezzet farkını yaptıktan sonra sizler de göreceksiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. Ana malzeme olarak sadece iki malzeme lazım. Un ve yumurta. Bir cindik de tuz. Kabımıza 2 çay bardak unu alalım. Bir cindik tuz. 2 yumurtayı da kıralım. İlk önce kabımızın içerisinde hamurumuzu toparlayalım. Daha sonra tezgaha alalım. Avucumuzun ayasıyla hamurumuzu özlü bir şekilde yoğuralım. Bu malzeme ölçüsünü çoğaltabilirsiniz. Hatta daha fazla yapıp derin dondurucu içinde saklayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu hamur malzemesinden erişte, taze tagliatelle makarna, birçok farklı çeşitli makarna yapabilirsiniz. Ve ben bu makarnadan da su böreği hamuru yaptım. Müthiş lezzetli oldu. Bu tariflerimi de sizlerle paylaşmıştım. Kanalıma göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, hamurumuzu yoğurduktan sonra şeffaf folyeye sardım. Bir 10-15 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Daha sonra unladım. Ben erişte makinamla arkadaşlar, hamur açma makinamla bu hamurumu açtım. İlk etapta en yüksek kalın ayarında 7'de genişlettim. Daha sonrasında derecesini 1 derece kısarak 6, 5, 4, 3'e kadar hamurumu 3 kalınlıkta, yani 3 derece kalınlıkta inceltmiş oldum. Evet, en son ben 3'te bıraktım. Bunun ikisi de var, biri de var. Ama ben çok ince bir hamur istemiyorum. Lazanya hamurumu biraz kalın istiyorum. Bunun için 3 derecesi benim için idealdi. Bu şekilde tek seferde gördüğünüz gibi bir beze metrelerce uzuyor arkadaşlar. Açtıkça büyüyor, genişliyor. Eğer sizin bu şekilde bir makineniz yoksa tabii ki aynı şekilde elde oklavada açarak hamurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız tek beze halinde değil de bu bezeyi iki bezeye ayırarak yapabilirsiniz. Bu açma işlemi sizin için daha kolay olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi metrelerce hamurum uzadı. Şimdi bunu tepsimin kalınlığına göre keseceğim. Ve lazanya yapımında kullanacağım. Dediğim gibi kestikten sonra bunu derin dondurucuda saklayabilirsiniz arkadaşlar. Her kestiğiniz hamurun arasına yağlı kağıt koyup poşetlere kaldırıp derin dondurucuda saklayın. Yapacağınızda elinizin altında hemen hamur hazır olmuş oluyor. Evet, bu şekilde tepsinizin büyüklüğünce kesin. Makarna yapımında ana malzeme arkadaşlar un ve yumurtadır. Tabi lezzetlendirmek için de birazcık tuz lazımdır. Herhangi bir su, sıvı yağ, zeytinyağı eklememize hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece iki malzemeden harika metrelerce uzayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi bu iki yumurtadan arkadaşlar, iki bardak un ve iki yumurtadan toplamda 6 tane tepsimin büyüklüğünde yufka elde etmiş oldum. Dediğim gibi siz bu hamuru çoğaltabilirsiniz. Evet, hamur tarifimi de ayrıca vermek istedim. Lazanya tarifimi diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bu yöntemle yaptığım su böreği tarifimi, makarna tarifimi diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Hatta eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak ve zil sesini açarak beni yakından da takip edebilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Sizlerin beğeni ve yorumlarınızla daha büyük bir kitleye ulaşıyoruz ve ailemiz daha da bir büyük oluyor. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.